emek verdiği öğrencileri bir araya geldi. 44 yıldır eğitim neferi olan Saadettin Öğretmen'e son dersinde bakın nasıl bir veda hazırladı. Geçtiğimiz yıl asrın felaketini yaşayan Malatya sokağa döküldü. 3 dakika arayla gerçekleşen iki deprem yürekleri ağızlara getirdi. Zonguldak'taki fırtınada batan geminin son anonsu ortaya çıktı. Dehşet dolu anlar telsiz konuşmalarına yansıdı. Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Çin'de salgın alarmı. İstanbul Ticaret Odası Çalıştayı'ndan çok konuşulacak karar. Zincir marketler pazar günleri kapanıyor mu? Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı. Ters kelepçeyle geldiği adliyeden koşarak uzaklaştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Candan kardeşlerin annesi konuştu. Zaten bunların hepsi bundan başımıza gelip. Kızlarının suçsuz olduğunu savundu. Tüm detaylar az sonra. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugün sadece bir meslek anma günü, bir hatırlama günü değil. Yüreklerimize dokunan, hayatlarımıza anlam katan öğretmenlerimize teşekkür etme günü. Evet, bize ışık tutan, yolumuzu aydınlatan, umut verip hayallerimize rehberlik eden o güzel öğretmenlerimizin günü bugün. Bu sabah ekrandaki her anı öğretmenlerimize adıyoruz. Onların sevgisiyle büyüdük. Bilgileriyle şekillendik. Bu özel gün minnettarlığımızı ifade etmenin bir yolu, teşekkür etmenin, sevgi göstermenin ve hatırlamanın zamanı. Evet, hayatlarımızı şekillendiren tüm öğretmenlerimize ve elbette ki en başta da baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarak en içten duygularımızla binlerce kez teşekkür ediyoruz. Saygıyla andığımızı bir kez daha söylüyoruz. Kesinlikle öyle. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Sen de bir baş öğretmen vedası. Evet. Görüyorsun. Evet. Ne kadar harikulade güzel. Bir fotoğraf karesi eşliğinde evet. Bir kez daha kutlu mutlu olsun. Kutlu, mutlu hem olsun. Öğretmenlerimizin hem öğretmen adaylarımızın. Aynen öyle. Değerlerini bilelim, kıymetlerini bilelim. Bizler için çok 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 kıymetlisiniz. Buradan sesimizi duyan, ikimizin de öğretmenlere ulaşabildiğimiz, ulaşamadığımız kimler varsa efendim yüreklere dokunsun ve gerçekten eğitime kendilerini evet. Adayan ve bizleri şekillendiren bu öğretmenlerimizi ne kadar ansak azdır. Azdır. 0534 evet. 263 43 72 evet. Efendim. WhatsApp hattımız her zaman olduğu gibi aşağıda görüyorsunuz şu anda. Ve bu, bir taraftan da bu sabah Show TV, Ebru Akel, Murat Güloğlu TV buralardan da bize ulaşabilirsiniz. Bugün de Cuma. Evet. Evet, güzel harikulade cumalar olsun hepimiz için. Evet. 44 yıl boyunca muhteşem öğrenciler yetiştirdi bir öğretmenimiz. Mesleğini onlarca yıl boyunca aşkla, tutkuyla yaptı. Son 17 senesini Ankara Sincan Anadolu Lisesi'nde geçiren coğrafya öğretmeni Saadettin İlker gelecek şimdi ekran, ondan bahsediyoruz. Onun bu özverili meslek hayatı emeklilikle taçlandı ve son dersinden çıkarken öyle güzel bir veda töreni düzenlenmişti ki ona. Canım hocam benim. Yıllar boyu emek verdiği, elini bir an olsun öğrencilerinin üzerinden çekmediği, bu kadar sevildiği ve belki aralarında kurduğu onlarca güzel bağ, aileleriyle tabii. Kurduğu onlarca bağ, 17 yıl. Evet. Bu ve gurur gözyaşları, mutluluk gözyaşları, bir öğrenci Selin'in seni sevdiğini düşünsene ne kadar güzel. Bir şey. Ve bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum diyor. Yani bundan ötesi yok. İşini bu kadar hani hakkını vererek yapan ve birçok öğrenci yetiştiren hocamızın ellerinden öpüyorum. Öpüyoruz. Helal olsun. 44 seneye ithafen 44 gül evet. Karanfil verilmiş. Hiç kimseye gerçekten nasip olmaz. Sevgi selam olsun. İşte bak öğretmenlerimiz bazen hani farklı farklı öğretmenlerimiz de oluyor ama bizleri ayakta tutan böyle öğretmenlerimiz ve varlığı bir hayli fazla. Kesinlikle öyle. Çok Sayın değerli. Hocam, Saadettin İlker ellerinden öpüyorum. Şimdi, sevgi selam söylüyorum. Sana bir sürprizimiz var Ebru'cuğum. Aa. Evet, çok özel bir konuk. O eli öpülesi öğretmenlerimizden bir tanesi. Üstelik sen de çok iyi tanıyorsun. İşte buyurunuz karşımızda Şahin Ünal. Kimdir? Ebru Akel'imizin öğretmeni.
Ay Şahin Hoca. Bir gözyaşı seli şu an Ebru Hanım'da. Yemin ederim görünce bir anda. Hocam merhaba. Ebru'cuğum merhaba. Nereden öğretmenlik, öğrenci ilişkisi? Nerede? Hocam hoş geldiniz. Sizi görünce çok duygulandım. İlkokul, lise, ortaokul. Ben de öyle. Seni görmeyeli neredeyse 10 yıl olmuştu son karşılaşmamızdan bugüne. Çok sevindim. Evet hocam. Ebru valla gözyaşlarını tutamadı hocam. Sizi çok seviyormuş. Ben de çok yeri ve emeği olan birkaç isim vardır hayatımda. Sevgili Şahin hocam ve Ayhan hocam, abisi edebiyat ve tarih öğretmenlerim. Konservatuvar yıllarımızda. Üniversite zamanlarında bahsediyorsun. Evet, ortaokul, lise, üniversite zamanlarımızda biz 10 yıl birlikteydik. Evet. Ve bizi hocam şu kadarlıktan büyüdüğümüz hallere kadar hep gördünüz, tanıdınız. Evet. Sevgili Ebru, önce bugün biliyorsun 24 Kasım Öğretmenler Günü. Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gündür. Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Ayrıca çalışan veya emekli olan bütün öğretmen arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Öğretmenim, öğretmenlerin de gününü kutluyorum. Sayın öğretmenim şunu sormak istiyorum. Ebru Akel nasıl bir öğrenciydi acaba? Ebru Akel nasıl bir öğrenci diyor. Murat, Ebru nasıl bir öğrenci sorusunu senden zaten bekliyordum. Bunu yanıt vermek benim için çok kolay. Çünkü hocam baleti, biraz geriye doğru çekilin, yüzünüzü görelim. Biraz böyle bu, harika. İzmir Devlet Konservatuvarı'nda balerini çok bir, yani 10 kişiden oluşan bir sınıfta idi Ebru. Ama sınıftaki arkadaşların içerisinde özverileriyle, liderlik vasfı ve nitelikleriyle, çalışkanlığıyla, özel yetenekleriyle ön plana çıkmış bir ürün vardı. Bir defa çok çalışkandı. Çok çalışkandı Murat. Çok çalışkan. Verdiğiniz her ödevi yapıyordu yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Hocamın her zaman bize şöyle bir motivasyonu vardı. Hiç unutmadım hocam. Çocuklar bu sınavı da yapın. Size samsa yapacağım derdi. Samsa. Hocam evet. Samsaları hatırlıyor musunuz Şahin hocam? Samsaları hatırlıyor musunuz? Samsa. Bu sınavı samsa yapacağım diye. Samsa. Ya da hatırlıyor musunuz? Salsa mı? Samsa. Kendisinin yöresine samsa has. Samsa böreği. Sana samsayı mı anlatmıştım ya? Evet hocam. Bizim memleketimizin yöresel diyeceklerinden birisiydi samsa. Onu anlatmışımdır. Ben ülkemizin sanatçı olarak yetişecek öğrencilerimizin sadece sanatlarıyla değil kültürel donatımlarıyla ilgili sizlere kültür dersleri hocaları olarak yapıda bulunmaya çalışmıştık. Evet. Geliyorsun. Hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de Şahin hocamın ve Ayhan hocamın sevgi selam bütün hocalarımın ellerinden öpüyorum. Ayrıca meslek hocalarımın, bütün konservatuvardaki bale hocalarımın da ellerinden öpüyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Bendeki öneminiz şurada çok kıymetli bir şekilde öne çıkıyor. Çünkü siz beni konservatuvarda sahneye çıkarıp bir şeyler okuttunuz. Dediniz ki Ebru sen özel günlerde biz dans ediyoruz sonuçta orada. Bunu sen bize anlatırsın, sen okursun deyip bana ilk birkaç sunuculuk deneyimimi siz yaşattınız hocam. Dolayısıyla bendeki yeriniz her zaman çok çok farklı. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Şimdi Ebru'cuğum ben öğretmen olduktan sonra öğretim bütün düzeylerinde ilkokul öğretmenliği, ortaokul öğretmenliği, lise öğretmenliği ve millet konservatuvarı hocaları yaptım. Mesela bunlardan ilk anım 1964'te atandığım yer Ordu ilçesi Yassıbahçe köyüydü. Evet. Okulun yanında iki odalı bir ev vardı ve orada benden önce atanmış evli arkadaşım kalıyordu. Bana ise köyde ev yoktu. Ya işte nereden deniyor? Ama nerede kalacak, nerede barınacak bunu düşünmüyordu. Çok sıkıntı çekmiştim barınma yönünden.
Diğer bir anım da şudur, Ebru, izin verirsen. Hemen alalım hocam. Kayseri'de çalışıyorum ve son yılım Kayseri'de, İzmir'e naklimi istemiştim. 1973'te Kayseri'de tüm bayramlarda sunuculuğu ben yapıyorum. 1973'ün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Kürsüdeyim. Evet, hocam. Yapmak üzere o zamanın İzmir valisi Sayın İhsan Aras'ı kürsüye davet ettim. Vali Bey geldiğinde konuşma metnini kürsüye yaydığında bütün konuşma metninin Arapça olduğunu gördüm. Ses gitti. Hocam çok teşekkür gitti. Ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ebru Hanım, nasıl, mutlu oldunuz hocam mu? Hocam bir lebider ya. Evet. Gerçekten ses gitti. Sonra konuşuruz hocam. Hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bize eğer duyacaksanız birazdan sevgi selam. Gününüz bir kez daha kutlu olsun. Hoşçakalın. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Evet, bugün de böyle bir sürpriz yaptık. Ne diyorsun Ebru'cuğum? Ya ilkokul, ortaokul, liseye doğru inemedik. Ben de inemedim. Evet. Bakamadım, göremedim. Ben biraz tabii online, biz pandemi döneminde büyüdüm ben tabii daha canım, çok. Aynen. Dolayısıyla öğretmenlerimiz eski toprak. Evet, aynen. Burada ama sen de çok şehir değiştirmişsin değil mi? Çok senin fazla de birçok Türkiye'nin dört bir yanında onlarca öğretmenin evet, var. İzleyen öğretmenlerimizin elini öpüyoruz. Bir haşarılığımız olduysa, ki bazen ufak tefek böyle kopyacık denemeleri olmuştur falan. Kalpleri kırdıysak özür dileriz şimdiden. Ve öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın bütün öğretmen adayları Türkiye'de, tüm dünyada. Aynen. Herkesin öğretmenler günü kutlu, sevgi, mutlu selam. Olsun. Sen de gözyaşları sel oldu, aktı gitti. Ay, ama mutluluk gözyaşıydı. Hocam çok fazla şeye katılıyordum. Yarışmalara. Evet. Bilgi yarışmalarına son dönem. Bir 10 yıl önce İstanbul'da karşılaşmıştık, onun için uzun zaman olmuş. Evet. Çok kıymetlidir benim için. Peki, evet. Şimdi mesajlar geliyor, okuyacağız ama gözler tabii bir taraftan hayatın akışı da devam ediyor elbette. Maalesef. Ereğli, Karadeniz Ereğli'de, Zonguldak'ta yaşanan fırtına sonucu batan Türk bandıralı Kafkametler isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı. Ve 12 mürettebatıyla batmadan hemen önce yapılan ve kıyıdaki başka bir geminin telsizinden duyulan o anons facianın boyutunu bir kez daha öne serdi. Bu arada 11 denizci aranıyordu. Ona indi. Bir tanesini maalesef ki yine İsmail Kaptan'ın cenazesine ulaşıldı. Şimdi aranıyor. İstersen telsizden duyulan anonsları dinleyelim. Of! Adamı kapattım. Calling Mary, calling Mary, what is your business name? Business name, over. Can you speak slowly your name? Speak slowly your name, over. Motor vehicle, cross-connector. Here, Alpha. Can you give your position? Can you give your position, over? I don't know position. Please, help us. Benim işim bitti. Şu anda eşimi direğe atlamış durumdayım. Tamam. Merdiveni atlamış durumdayım. Ben direğe yaslamış durumdayım. Gitti, batıyor gibi. Gitti gibi. Ha, o da su alıyor. Benim işim bitti. Şu anda evet, son anonslar bunlar Ebru'cum ve maalesef. Olayın vehametini de görüyoruz bir taraftan. Kurtarılmayı bekliyorlar, çaresizler. Artık işim bitti diyor mesela. Şu anda mendireye yaslamış durumdayım, kurtarma evet. talep ediyorum. Ve o anda, o panik anında bile sesindeki metanet. Tabii. Görevini yine o anda bile en düzgün yapma şekliyle vermiş olduğu mesajı, mesajdaki ton... Ben çok etkilendim. Çok evet. etkilendim, çok üzüldüm. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bölgede arama çalışmaları devam ediyor bir taraftan. Evet. Dün İnşallah işte mürettebattan bir kişi, işte az önce de söyledik, İsmail Kaptan'ın cenazesine ulaşıldığı ailesine teslim edildi. Onunla ilgili haberimiz de var. Umutlar bitmiyor, sonlanmıyor elbette. Ancak endişeli bekleyiş devam ediyor. Çalışmalarında 6. günü. Evet. 42 dalgıçla yürütülüyor arama kurtarma. Henüz 10 denizcimizin kayıp olduğunu da söyleyelim. Umutlu bekleyişimiz sürüyor. İnşallah tez zamanda ailelerine kavuşurlar. Dün ulaşılan İsmail Kaptan'ın cenazesi ailesine teslim edildi ve yeğeni Sema Terzioğlu, hı hı. Dayısınınla yapmış olduğu evet. son konuşmaları anlatıyor bize şimdi. Dayımla geminin batmasından bir gün önce, cumartesi günü bizi aramıştı.
tahmin ediyoruz Rusya'dan geldiği için gemi Türkiye'nin sularına girdiğinde telefonu şeklinde herhalde bizi aradı. Annemi aramıştı. Annem ablası oluyor. Abla yoldayım, geliyorum. Aralık ayında varmış olacağım dedi. Bir motosiklet almıştı kendine yeni. Ona iyi baktınız mı, iyi bağladınız mı? Motosikletim nasıl? Diye bir soru sormuştu. Gülmüştük hatta. Dayım geliyormuş, az kalmış diye. Dedi. Sevindik, bir haber aldık ondan da. Ama maalesef pazar günü bu korkunç kaza oldu. Günlerden sonra bugün de kaybettiğimizi öğrendim. En azından biz bir haber aldık. Yani onun duygusu içerisindeyiz, garip. Ama diğer bekleyen yakınların yanındaydık zaten biraz önce. Yani bekleyişleri çok can yakıcı durumda yani. Dayım. Evet, umutlar bitmiyor. Ve İsmail Kaptan'ın değil mi yeğeni Sema Hanım'ın evet. ifadeleri bunlar. Bir gün öncesinde konuşmuşlar. Motosikletten bahis evet. açmış hatta ve ardından da ona maalesef. Ona ulaşmak için günleri sayıldı. Tabii. Gemicilerin her zaman böyle eve dönüşü değil mi beklenir. Tabii. Yol gözlenir. Aynen. Ya, görülmez bir kaza. Beklenmeyen bir durumla maalesef doğanın bu oyunuyla karşı karşıya kalındı. Ben çok üzgünüm. Valla 10 mürettebat, 10 denizcimizin bir an önce bulunmasını bizler de istiyoruz, talep ediyoruz. Umutlar bitmiyor ama işte tek teselli en azından hani cenazemize ulaşabildik diyen Sema Hanım'ın bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. İsmail Kaptan'a başı sağ olsun diyelim. Umutlu bekleyişimizin de sürdüğünü ifade edelim buradan. Sevgi selam. Gözümüz her an. Zonguldak'tan Ereğli'den gelecek haberde hemen aktarırız güzel evet. kardeşlerim merak etmeyiniz. Peki Çin'e geçiyorum buradan Çin'e geç Murat'cığım. Çin'e geç bir saniye şey söyleyelim. Lodos yağmur getirecek. Özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli Lodos'un etkili olacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonunu hatırlıyoruz hep beraberce neler yaşandığını özellikle cumartesi günü evet. bu yörelerde özellikle. Lütfen dikkatli olun çünkü kuvvetli Lodos özellikle Bursa civarlarında soba zehirlenmeleri evet. vesaire çok dikkat etmek gerekiyor. Peki. Peki o zaman şimdi Çin'e geçiyorum çünkü zira Çin'de yeni bir salgın ortaya çıktı. Gizemli bir zatüre deniyor efendim. Buna karşı Dünya Sağlık Örgütü de uyarıda bulundu. Şimdi mevsimsel solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bakteri kaynaklı olduğu sanılan fakat henüz tanı konulamayan bu gizemli zatüre sebebiyle Çin'de hastaneler, poliklinikler dolu. Hastalar sıra sıra özellikle çocukları daha çok etkileyen bir salgından bahsediliyor. Pekin'de ve ülkenin kuzeyindeki Liaoning eyaletindeki çocuk hastanelerinde aşırı yoğunluk var. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde vakalarla ilgili Çin'den resmi bir bilgi talep etti ve şeffaf olmalarını rica etti. Rakamları gizliyorlar mıymış? Rakamları hastalığın içeriğine ne olduğunu biliyorsun. Daha önce koronada da başımıza gelen maalesef. Covid-19 virüsüyle ilgili de tüm bunları yani. Konuşmuştuk. Şimdi hastalıkta ne var? Çocukların yakınları hastalığı şöyle tarif ediyorlar. Öksürük yok. Zatüre belirtisi de göstermiyorlar. Hı. Fakat yüksek ateş ve solunum yollarında iltihaplanma var diyerek tarif ediliyor. Bir hastane çalışanının şöyle bir açıklaması var. Hastalar 2 saat sıra beklemek zorunda kalıyor. Hepimiz acil servisteyiz. Poliklinikler hizmet veremiyor. Nokta buralarda şu anda. Bulaşıcı olan mikroplazma zatüresi 2015'ten itibaren dünyada yayılırken 2019'da bu COVID-19 salgınına karşı uygulanan tedbirlerin etkisiyle gerilemişti. Evet. Şimdi antibiyotikle tedavi edilen hastalığın yeniden yayılmasına bakterinin antibiyotik direncini arttırmasının sebep olmuş olabileceği değerlendiriliyor. Ama herhangi bir sadece Çin'in o Pekin'in kuzeyindeki bölgede şu an. Evet, yani aynen. inşallah orada kalır tabii de henüz evet. Avrupa'ya ya da bizim topraklara yayılmış Hayır, ya da gelme durumu değil. Söz konusu değil. Zaten herhangi bir böyle bir şey söz konusu olsa hemen bakanlık tarafından bir uyarı gerçekleştirilir. Kesinlikle. Aman dikkat yine zaten de her şeye. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de baştan demiş şeffaf olunuz bir durum varsa hepimiz kendimizi korumaya. Ben özellikle toplu alanlara girdiğimde ne yapıyorum? Maskemi Maske. Takıyorum. Evet, onu kesinlikle. Söyleyeyim sana. Yani hijyenime dikkat ediyorum yine. Çünkü kış ayları da geldi malum. Evet. Hani kar da doğru düz gelmediği için o havadaki o bakteriler, mikroplar orada burada her an karşımıza çıkabiliyor. Lütfen dikkat. Esas hadise tabii çocukların arasında yayılıyor olması fena. Okullara kesinlikle gidip hızla geliyorlar. Yayılıyor. Okullarda öğretmenler yani, de biraz etkisi ailelere dikkat. Almış olduğu için dikkatle gelecek haberleri bekliyoruz oradan. Evet. Peki. Arnavutköy'e geçiyoruz efendim. 20 günde birçok iş yerine giren iki hırsız var. O kadar pişkindiler ki efendim kendilerine haber yapan muhabiri arayarak dediler ki gazeteciye mesaj attılar. Hatta daha da ileri gidip haberi kaldırsın diye ona bir rüşvette bulundular. İşte o anlar, o mesajlaşmalar ve o açıklamalar geliyor şimdi. İş yerlerine dadandılar, sürekli hırsızlık yaptılar. Arnavutköy esnafının kabusu oldular.
Hırsızlık haberini yapan gazeteciye de hiç utanmadan mesaj atıp akıl almaz bir teklifte bulundular. Bir butik otelden para çalmışlardı. İşte güvenlik kameralarını falan topladık, haber yaptık. Gazeteci Batuhan Toprak geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir hırsızlık haberi yaptı. Sonra o haberin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Bana oradan mesaj attılar. İşte bu haberi kaldırır mısınız diye. Sonra ben haberin neden kaldırılacağını merak ettim, sordum. O mesaj hırsızlardan gelmişti. Hırsızlar sahte bir Instagram hesabı açıp Batuhan Toprak'a ulaşıp hırsızların kendileri olduğunu söyledi. Toprak neye uğradığını şaşırdı. Sonrasındaysa o hırsızlar gazeteciye rüşvet teklif etti. İşte haberi yapmamam için bana bir laptop varmış ellerinde. Onu teklif ettiler. Yakalanana kadar hırsızlığa devam edeceklerini söylediler. Dediklerini de yaptılar. Saatler önce bir beyaz eşya dükkanına girip çekmeceleri tek tek kontrol etseler de çalacak bir şey bulamadılar. Hırsızlar mesajlaşmaya devam etti. Gazeteciyle aralarında ilginç diyaloglar yaşandı. Yine bir zincir markette bir kasiyerin telefonunu çalmışlar. Kasiyer de bana ulaştı. Hesaba geri mesaj attım. Kasiyerin telefonunu verin dedim. Niye dedi? Dedim çok zor şartlarda almış, bize ulaştı. Kendisi ben de çok zor şartlarda çaldım diye yanıt verdi bana. Arnavutköy'de zengin bırakmayacağız. Biz yakalanana kadar ama merak etme işte senin eşyalarını çalmayacağız. Sana zarar vermeyeceğiz diyorlar. Utanmazlar, polislere de yakalayabilirlerse yakalasınlar mesajı gönderdi. O mesaj hemen yerine ulaştı. İki hırsız yakalandı. Alttaki mesaj çok sert ve net, öyle değil mi? Arnavutköy'de zengin bırakmayacağız ve her şeyi yapana kadar da buna devam edeceğiz. Ama sana zarar vermeyeceğiz. Yani hani diyoruz ya, nasıl bir motivasyonla yapıyorlar? Evet, hangi yani suçları nasıl işliyorlar? Bu sabıka kayıtları nasıl oluyor? Yani o öfkeyle beraber gelen bambaşka bir ruh hali tahmin ediyorum. Ben bu arkadaşımızı başta kutluyorum. Hı hı. Bu muhabir arkadaşımızı. Çünkü yani ciddi bir şekilde olayı hemen hani hem haberci gözüyle almış hem de bir taraftan da safa yatmış ki bilgileri alabilsin, evet, diye. Hikayeye bak. Vallahi ama bir taraftan şimdi ellerdeki laptopu veriyor falan filan da hani mesela bu olayın küçük bir tarafı. Herkes meşrebine göre gazeteciler özellikle tehdit ediyor. Tabii. Kimi diyor ki bak bunu çık. Evet. Bunu ver, sana rüşvet de teklif ediyor. Tabii, laptop veririm, elimizde şu var falan filan. Kimi de diyor ki daha biraz daha böyle kalantor olanı, ne bileyim hani gaz gidiyor gazeteciyi dövüyor. Biraz daha kalantor ya da çeteye bulaşmış olanı gidiyor işte masasına kurşun bırakıyor, bilmem ne yapıyor. Çocuğunu tehdit ediyor, şunu tehdit neler ediyor falan filan. Yani en küçük alandan şu an gördüğün gibi bir hani vakayı adliye, yani sıradan bir olay diyorsun değil mi? Ama iş ilerledikçe herkes meşrebine göre gazeteciyi ya da gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışanları bir tehdit eder durumdalar. Dolayısıyla çok da dikkat edeceğiz. Dediğin gibi güzel kardeşimiz kendisini savunmuş, haberini savunmuş. Tabii ki. Ha, dersin ki bir hırsızlık haberi ne var bunda? Ama başkası da gidiyor dolandırıcılık haberlerini ortaya çıkarıyor. Nitelendirilir. Tabii yani canım, hayatın akışını değiştiriyor mesela. Tabii ki. Dolayısıyla gazeteci kardeşlerimizin ne kadar önemli bir iş yaptığını, araştırmacısı, araştırmamacısı, her neyse konuşan, eden, yazan, çizen insanların kesinlikle ne kadar helal önemli olsun bir iş yaptığını ve onlara böyle değil mi güzel bir alan oluşturduğun zaman nasıl da her şeyi ortaya çıkaracaklarını, doğrunun peşine gittiklerini bize gösteren, evet, küçük ama harikulade bir örnek. Sevgi selam aynen olsun öyle. Ama şimdi yakalabilirlerse yakalasınlar diyor polise. Evet. Yakalandı. Ne olacak? Şimdi diyeceğiz ki 40 tane ne bileyim sabıka kaydı var. 41. oldu. 2. gün sonra ne olacak? Serbest bırakılacak. İşlerini yapmaya devam edecek. İşi dediğimizde hırsızlık. Evet. Diyor elimizde laptop vardı ya diyor. Yani hani gitti sıfır, başka bir yerden. Sıfır, biz onu sıfır çaldık zaten diyor. Sana verelim diyor falan filan. Hiç uğraşmasan o haberi de kaldırı ver. Bizi de haber yapmaktan vazgeç. Çok enteresan gerçekten. İşte bu döngülerin böyle normal bir şekilde işlediğini düşünmek zaten çok büyük bir zafiyet ve tamamen bir beyin kirliliği. Yani böyle bir fütursuzlukla bütün bunların herkesin kabulünde olabileceğini düşünmek de başka bir şey yani. Düşünsene. Tabii. Ben sana ya tabii canım getir bana bilgisayarı ben de kaldırırım haberi. Ne olacak demelerini bekliyor muydu mesela? Peki geçiyorum. Bu arada çok fazla mesaj var. Öğretmenler günümüzü kutlayanlar, o güzel karşılamayı, bütün diğer öğretmenlerimizin isimleri geçmiş. Aydın Hanım, sizin de öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok fazla mesaj var ama mesajlardan biri ilgimi çekti. Çok da güzel bir mesaj. Diyor ki havalar soğudu diyor. Hı. Kediler diyor kaportaya giriyorlar. Tekerleklerin oraya sığınıyorlar. Motora sığınıyorlar oraya. Lütfen arabalarınızı çalıştırmadan önce şöyle bir tekme atın o lastikleri. Onlar miyav diye atlarlar zaten. Evet. Onları da kurmak lazım. En sesi duyun da yani hemen evet, öyle gaza basmak aynen kardeşim. Aynen. Peki hemen bir başka noktaya geliyorum. Aman hanımlar, beyler, gençler. Araştırmadan botoks yaptırmayınız lütfen. İstanbul'da bir kadın iddiaya göre
doktora yaptırdığı uygulama sonrasında görme yetisini büyük oranda kaybetti. Hı hı. Doktor muymuş acaba? Yani... Doktor olduğunu zannederek gittiği biriymiş. Üstelik dava açınca da tek mağdurun kendisi olmadığını öğrendi. İşte o anlara gidiyoruz şimdi. Görüntüler de var. Sabahları bu halde uyanıyorum. Yaklaşık 10 tane doktor gördü beni. Botoks işlemi için bir kliniğe gittim. Doktor olduğunu bilerek gittim. Bir hafta sonra gözüm kısılmaya başladı. Sonra çift görmeye başladım. Çok yakın enjekte edilip arada kaçak olduğunu düşünmeleri. Güzellik merkezi adı altında iğneli işlem yapılıyormuş yani. Dünyamın başıma yıkıldı. Göz çevresine botoks yaptırdı ama hayatı kabusa döndü. Klinik sandığı yer iddiaya göre güzellik salonu ve yine iddiaya göre doktor sandığı kişi de sahte doktor çıktı. İğneyi eline aldı. Bütün işlemleri kendi mi yaptı? Kendi yaptı tabii ki. Zaten onunla ilgili bir görüntüm de var yani. Arkadaşım o an beni çekiyor. Bakın Seda yapıcının başına neler geldi. Yaklaşık 1,5-2 aydır devam ediyor çift görmem. %75 görme sorunum var ve bu prizma gözlük olmadan hayatıma devam edemiyorum. Seda yapıcı Mecidiyeköy'de yaptırdı botoksu. Hatta dudağına dolgu da yaptırmıştı. Botokstan bir hafta sonra belirtiler başladı. Önce sağ gözümde oluştu. Sonra kaçak olduğunu söylediler. Sol gözüme de kaydı. Sağ göz tabanım çıkmış. Kaçak bir madde olduğunu düşünüyorlar. Seda Hanım'ın hem bir özel hastaneden raporu var hem de araştırma hastanesinden. Botokstan önce 0,25 olan görme kaybı şu anda yaklaşık 12 derece. 12 derece olan gözüm bu şu anda. Yolda da yürüyemiyorum. Kaldırımı çift görüyorum. Ben sizi şöyle de görüyorum, böyle de görüyorum. Hangisi gerçek onu seçemiyorum şu anda. Aynı yere gidip işlem yaptıran tek mağdur Seda Hanım değil. Bir tanesi dudağına dolgu yaptırmış, enfeksiyon kapmış. Bir tanesi burun. Buruna dokunayım çok acır. Kalçadan iğne yapmış. Kız kalçasıyla 4 aydır uğraşıyormuş. Güzellik merkezinin sahibi ise iddiaları reddetti. Fotoğraf ve görüntülere rağmen botoks ve dolgu işlemi yaptığını kabul etmedi. Tabii şimdi Seda Hanım'ın göz tedavisi epey zaman alacak, aylar sürmesi bekleniyor. Bir yandan da hukuk savaşı veriyor. Sertifikası var, o sertifikada sahte. Orası açık, hala müşteriler gidiyor. Bu sürede insanlara zarar verecek bu insan. Gitmeyin bu kadına. Vay, şimdi bak vay, çok enteresan. Hani bir arkadaşı da çeker ya o anda, bakalım nasıl olacak, ben de izlerim sonra diye. Bak doktorun görüntüleri var. Gerçi doktor değilmiş kendisi. Yani doktor değil, kullandığı malzeme değil. Aha. Kadının ve bunun yanı sıra diğer kadınların başına gelenler ortada. Görme tabanı delinmiş, göz tabanı. Ne demek, ilk defa duyuyorum hayatımda. Nasıl bir yere sıktı o ilacı, nasıl bir ilaç kullandı ki bir insanın göz numarası, tek gözü 12 numaraya çıktı. Tabii. Hayata gitmiş gencecik kızın. Mişmiş de işte, ama şöyle bir şey var. Mesela hanımefendi de söylüyor. Mersen böyle yapıyormuş, öyle ediyormuş. Ya bunları yaptırmadan önce bir araştırman lazım. Güzel kardeşlerim. Tabii ki. Yani gittiğin canlarım. Yer neresi? Şimdi güzellik merkezi diyor, orası bir klinik mi? Orada doktorlar var mı? O doktorlar varsa o doktorların, gerçi neler gördük Çapa'daki ameliyata giren sahte diplomalı doktorlar da gördük gerçi ama insan da neye güveneceğini de şaşırmış olabilir. Çünkü orada diploma da olabilir, o da sahte olabilir. Hani ama onun geçerliği neresi diye nereden bakacaksın? Sürüp edeceksin yani, hani olur mu? Kimdir, nedir, ne değildir? Hani tamam, internette bu kadar kolay bulunuyorsa o zaman denetimler de çok iyi yapılamıyor. Baksana hanımefendi bir tane şikayet etmiş, arkasından 10 tane adam bak, gelmiş. Yani biz de böyle olduk diye. İğneden dolayı 4 aydır kalçasıyla uğraşıyorum. Yani bir iğnenin kalçadan yapılan nasıl bir problem yaratabilir? Düşün yani. Burun dedi, göz dedi, dudak dedi, yüzünden enfeksiyon kapmış. Peki şimdi görüntülerde nasıl kendisi var ya bu doktor. Nasıl bir malzeme kullanılıyor, bir de o var yani. Ha doktor orada ya, kabul etmiyormuş, o ben değilim. Kim o zaman o? Ha kim? Ve bu kadar artık hala yani şu anda ben nasıl ulaşabiliyorlar? Herhalde ya yazıyorlar. Botoks diyor mesela. Yakın çevremde kim yapıyor? Ha onu atlayıp gidiyor. Evet. Yani bakacaksın, edeceksin. Bu işi üstadı, yani yapan çok iyi yerler var yani. Zaten en büyük derdimiz bu merdiven altı hikayelerden. Yüzdeki sinirler, yani işte o sinizler, işte buruna yapılan dolgular falan, bunlar gözaltına yapılan dolgular çok tehlikeli. Bambaşka yerlere gidebilip bambaşka problemler yaratabiliyor. Tabii. İşte o görüntülerin kaçak arasında geçti. Baksın. Kaçak o büyük dudakları görüyorsun. Bu kaç yıl önce bu dudak meselesi ilk başladığında Samsun'da yanlış hatırlamıyorsam bir hemşire hanım gidip yine böyle merdiven altı bir yerde yaptırmıştı. İçine bebek yağı mı ne sıkmışlar dudağını. İndiremediler. Perişan oldu. Yani. O dudaklar gitti yani. Allah aşkına. Ya öyle duruma geldi ki affedersin, bizim sağlık turizmimiz
hep konuşuluyor 10 numara 5 yıldır. Kesinlikle eyvallah. Öyle. Mesela Mart'ta Nisan'da İngiltere ve İngiliz vatandaşlarına aman dikkat. Yani Türkiye'de gideceğiniz yerlere çok dikkat edin, araştırarak gidin diye vatandaşlarını uyardı yani. Aynen öyle. İşte bu tipler yüzünden böylesi sahte yani iddialar böyle ama birçok da var yani. Hani bugün Mecidiyeköy'de, yarın Bağcılar'da, diğer gün Sultan Gazi'de, Esenyurt'ta falan filan. Böylesi tipler yüzünden yani ülkemizdeki o sağlık turizmi büyük bir kara çalınıyor. Ben buna üzülüyorum. Ben bir de şunu da merak ediyorum. Şimdi yani o doktor, eğer doktorluk vasfı varsa kendisinin, uzman mı, pratisyen mi ya da bu konu hakkında dermatolog mu, ciltle ilgili, yüzle ilgili, yani bu anatomiyle ilgili herhangi bilgisi var mı yok mu bilmiyorum. Görünen o ki bilmiyor. Öyle ay elim kaçtı falan diyecek herhalde. Hayır, yani hepsinde mi olur aynı şey? Ya tamam, yanlışlık hata olabilir. Herkes hata yapabilir. %100 diye bir şey yok ama zaten. Ama şöyle de bir şey var. Ama... Acaba ruhsatı var mı bu konuda? Ha. Ya güzellik merkezleri iğneyle işlem yapamıyor niye bildiğin yapıyorsun kadarıyla değil niye mi? Yani her şey niye gidiyorsun o zaman? İnsan sağlığını, yani o doktor, sen bu Hipokrat yeminini etmişsin değil mi? Yani elinde böyle bir şey var. Bu kadar yıl eğitim görmüşsün. Bilmediğin işe neden giriyorsun? Bu yani hanımefendi de niye gidiyor? Kurslar al, onu yapıyor herkes. Valla yapan yapıyor da yani giden insan da bir sorgulasın kendini. İş bittikten sonra ay böyle böyle yapıyormuş, böyle böyle oluyormuş demenin bir manası yok. Bak yazık. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Şimdi bu güzellik merkezlerinin klinik koşullara uygun olması, hijyen açısından ve her türlü açısından ve bir doktor olması ve bu doktorun da bu işin ehli kişiler olması lazım. Ancak o vasıfla yapabiliyor güzellik merkezleri bunları. Yani klinikler. Neyse. Peki. Peki bak, kedi dedik. Kediyle ilgili bir kurtarma operasyonu var. Sen çok sevineceksin. Olmuş. Bak şimdi canım benim. İstiklal Caddesi'nde bir kedi operasyonu vardı. Yaramaz bir patili dost, nedendir bilinmez, başını belaya sokmaya yine başarmış. Bakın nereye girmiş. Bir binanın 3. katına tırmandı, sonra kara kara düşünüyor. Nasıl ineceğim ben buradan aşağı diye. İşte o anda itfaiyeler yetişiyor onları. Aksiyon, korku ve sevinç dolu kedi operasyonu. Aç sepeti, aç sepeti. Yaramaz bir kedi nasıl tırmandı bilinmez, İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katına kadar çıktı ve orada mahsur kaldı. Onun çaresiz miyavlamalarını duyanlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler metrelerce yüksekteki kediye ulaşmak için aracın vinç merdivenlerini kullandı. Aldı. Ama oradan tutmayabilir işte. Yok be, dolanmıştır ona. Hayır. Aha. Hayır ben... Oha. Aha. Tansiyon bir düştü bir yükseldi. Tam yakaladılar derken korkan kedi itfaiye erinin elinden kurtuldu, kendini bir anda aşağı bıraktı. Aşağıdaki adamın yaramaz kediyi havada yakaladığını görenlerin çığlıkları bir anda alkış tufanına döndü. Vay be! Helal olsun. Koşarak kaçmış ha. Oradan arkasına bakmadan. Şey gibi, Banu Parlak gibi. Hayır. Adliyeden çıktı, kaçtı gitti ya. O da arkasına bakmadı. Şimdi ama yani bu yoğunlukta, yani İstiklal Caddesi yoğun. O seste, gürültüde kedinin sesini duymak, bu kadar görmek etmek de ayrı bir mevzu tabii. Bir kedi için de derler bazı çekti arkadaşlar. Tabii. Orada uyarı oldu, itfaiye geldi. Baksana yol kapandı, ciddi bir şey ve uğraş verdiler. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Her canın peşindeler. Ya ama bak, bir teşekkür bile etmedi. Gitti. Nankör. Nankör de boşuna demiyorlar kediye. Ya öyle söyleme olsa... söyleme. Ben kedilerime nankör dedirtmem. Ya, bak, olur ya. Kedinin doğasında refleksleri korkmuş. Kaçıyor. Evet. Köpek de kaçar. Korkmuş. Bir de içeride bakmak geliyor lazım. Kaç kedi var acaba? Onlar, bir yuva kurduysa, bir aile kurduysa orada miyav 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 şimdi. Evet. Yemek bekliyor olabilir. Mama bekliyor korkmuş olabilirler. Olabilir. Mamalardaki KDV oranlarını da indirirsek artık, hele şu kış günlerinde. Allah evet aşkına ya. Bu nedir Ebru? Sabahları işte senin kucağında bir kedi, benim kucağımda bir kedi, kanalımız biliyorsun ya. Bizler kediler için kedi sever bir kanalız efendim. Evet. Ne kadar tatlılar. Evet. Çok mutlular. Sevgi selam olsun. O kedi de kim bilir ne yapıyor şimdi. Kim bilir. İstiklal Caddesi biraz eski bir cadde olduğu için oralarda kedilerin olması çok daha iyi. Çünkü kedinin olduğu yerde fare sıçan olmaz. Olmaz. Aynı zamanda da yani beslenmeler açısından da bayağı güzel bir ortam var orada. Tabii. Cihangir'e doğru inerlerse daha da iyi olur arkadaşlar. Tam kedi sever mahalle. Hadi bakalım. Hadi buyurun bakalım. Şimdi biraz önce verdiğiniz güzellik merkezi haberi için söylenenler doğru diyor Hilal Aksoy. Kardeşim ve ben dolgu yaptırdık. Kardeşim burnundan enfeksiyon kaptı ve dudaklarımızdan aylarca acı çektik demiş. Ay. Güzel kardeşlerim, haklısınız da.
Yani bir gidince bir bakın edin, bir sorun yani. Burada da ucuz diye muhtemelen kaçılıyor ya bazı işlere. Bir de böyle şeyler şöyle de gelişiyor. Hani bir arkadaşa gidiyor, memnun kalıyor. Hani birkaç kişi gidiyor. Ben şuna da gittim, ikinci kez gittim. Hani öyle öyle de biraz yayılıyor. Bir de seslerini yükselsinler ama acımacı çıkıyorsa. Aynen şikayet öyle. Diye bir şey var. Bakın hanımefendi, tek gözü 12 numara, tek başına kalmasın madem öyle bir durum varsa. Evet, arkasına bakmadan kaçan bir kedi vardı dedik. Şimdi silahlı şovun ardından gözaltına alındı Banu Parlak. Banu Parlak'ı nereden tanıyoruz? Dilan Polat'la Kan Kiştoluğu'ndan. Daha sonra yollar ayrıldı. Yolları daha sonra ayrıldı. Bir göbek attı. Göbek daha attı. Sonra bir silah gösterdi. Daha sonra o ruhsatlı silah vesaire derken evde bir tane ruhsatsız internetten aldım ben dediği silah çıktı. Evet. 9 tane mermi de çıktı. Sonra gözaltına alındı. Gözaltına alındı vesaire, serbest bırakıldı. Eller arkada, ters kelepçe. Evet. Sonra çıktıktan sonra fıydı az önceki kedi gibi. Niye evet. acaba? Değil mi? Soruları yanıtla madem. Evet. Korkmuş sağır. Buyurun. Gözdağı mı vermek istediniz? Dilan Polat'la dalga geçer videolar çekmiştiniz. Şimdi siz gözaltındasınız. Dilan Polat tutuklandığı zaman göbek atmıştınız. Run. Dilan Polat gözaltına alınınca onunla dalga geçmiş, tutuklandığında elinde tesbih göbek atmıştı. Bu kez de o gözaltına alındı. Silahla video çekip sosyal medyada paylaştığı için emniyete getirilen, evinden ruhsatsız silah çıkan Banu Parlak, ders kelepçeyle girdiği adliyeden koşarak uzaklaştı. Banu Hanım, bir açıklama yapmak ister misiniz? Neden göbek attınız? 52 gün önceydi. Banu Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezi aynı gece iki kez kurşunlandı. Genç kadın olaydan Dilan Engin Polat çiftini sorumlu tuttu. O iddia yargıya taşındı. Kara para aklama suçlamasıyla cezaevine yollanan Polatlar kurşunlamaya azmettiricilikten bir kez daha tutuklandı. Polat çifti hapiste, Banu Parlak'ın keyfi yerindeydi. Flaş bir gelişme yaşandı. Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, Dilan Polat'la defalarca dalga geçmişti. O da TikTok'ta bir video paylaştı. Böyle mi hayatlarım var, ne yapalım yani? Silahla paylaştı o videodan sonra polis harekete geçti ve Banu Parlak'ı gözaltına aldı. Silahla gözdağı mı vermek istediniz? Efendim? Evinde yapılan aramadaysa ruhsatsız bir tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Dilan Polat tutuklandığı zaman göbek atmıştınız, neler söyleyeceksiniz? Dilan Polat ilk kez gözaltına alındığında Banu Parlak bu paylaşımı yapmış, video tepki çekmişti. Tamam. Banu Hanım, Dilan Polat'la dalga geçer videolar çekmiştiniz. Şimdi siz gözaltındasınız. Bir şey söyleyecek misiniz? Emniyetteki işlemleri sürerken akıllara Dilan Polat'ın ikinci kez tutuklandığı gün yayınladığı bu video geldi. Dilan Polat tutuklandığı zaman göbek atmıştınız. Neden göbek attınız? Dalga geçmişsiniz Dilan Polat'la. Polis nezaretinde ters kelepçeyle adliyeye sevk edilen fenomen öyle panikteydi ki ortada göbek, silah şovlarından eser yoktu. Banu Parlak'ın emniyetteki işlemleri bitti ve şimdi adliyeye sevk ediliyor. Banu Hanım, neler söyleyeceksiniz? Silahla gözdağı mı vermek istediniz? Banu Parlak sağlık kontrolünden geçirildi. Şimdi adliyeye sevk ediliyor. Banu Parlak'ın adliyedeki işlemleri bir saat sürdü. Savcıya silahı iş yerinin kurşunlanmasından 3 gün sonra internet üzerinden aldığını, amacının can güvenliğini korumak olduğunu söyledi. Banu Hanım, bir açıklama yapmak ister misiniz? Sosyal medyada tepki çeken silahlı video içinse iş yerine gelen bir müşterimin kuru sıkı tabancasıyla çektim dedi. Çok bekledim bugünü. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak adliyeden panikle koşarak kaçtı. Sorulara cevap vermedi. Kendisini bekleyen bu araca binip uzaklaştı. Demek ki yani ne yaşadıysa hiçbir şey öyle göründüğü gibi değilmiş. Yani o çıkınca göbek atmıştı ama şimdi içerideklerin durumunu daha iyi anladı. Sonuç itibariyle her ne olursa olsun aralarındaki husumet hangi boyuta gelirse gelmiş olsun, bir dönem bunlar arkadaşlarmış. Ya, evet. Bir dönem dostlarmış, bir dönem birbirlerine destek olmuşlar. O ona yol açmış.
bir şeyler olmuş. Olur. Yani bir nebze insan insan olarak ya keşke bütün bunlar olmasaydı der içinden. Biraz sineye çeker, kendini de geriye çeker, göbek göbek atmaz. Ya da işte canlandırmalar yaptı ya kendi ya, de öyle gibi çıktı. Yani yapmayacaksın demek bu ki bu hayatlar bunları. Allah aşkına Can Yücel'in dediği gibi yani ne kadar rezil olursa olursak o kadar iyi hayatları yani kesinlikle. Allah aşkına. Kaçmasının sebebini de ben sana söyleyeyim benim anladığım kadarıyla makyajı yok. Yani makyajı yok ve o sırada objektiflere o şekilde röportaj vermek istemiyor ya da o şekilde fotoğraf almak istemiyor. Yani ben Allah aşkına makul bir insan geldi? Serbest öyle tabii. Makyajı yok falan bak eşofmanıyla o gri eşofmanıyla onu arkadaş bekliyormuş basıp gitmiş yani. Ruhsatsız tabanca olayı şimdi adli kontrol şartı söz konusu Ebru'cum. Yani haftada bir gidip imza verecek imzasını ben buradayım yurt falan dışına falan. Çıkış yasağı genelde var. Öyle de oluyor öyle hırsızlar oluyor. Falan adli kontrol şartı serbest bırakıldı falan filan. Acaba çok konuşmuş mu? Dur. Ya gözaltındayken verdiği ifadelere de bakmak lazım. Hani şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, ben şunu şöyle yaptığım için de bu işler geldi falan filan diye acaba bir konuşma ya da itirafımsı bir şey de olmuş olabilir. Özetle diyor ki ben tehdit edildiğim dönemde kendimi korumak amaçla yaptım. Çektiğim videodaki kullanılan, gösterilen alette benim değil bir müşterimindi. Geldiğinde öyle bir şey çektim. Yani, beni de alıp götürseler aynı ifadeleri kullanırım. Anladım. Yani hani bunu çok hepsine inanacaksak okey. Peki internetten ama, aldım internetten bu kadar o da çabuk araştırılır ortaya çıkabilir. İnternet, yani hiçbir şey gizli kalmaz ama Uğur Alaaddin olduğunu sorusu nasıldı? O yani her muhabirin soracağı soruları gayet güzel bir şekilde çok sormuş. Çok güzel bir sordu. Herhalde. Çok güzel bir şekilde dalga geçiyordunuz o videoları çekiyordunuz. Şimdi siz aynı durumdasınız. Ne hissediyorsunuz? Tabii. Yani bu kadar açık ve net. İşte o da hissini böyle anlatmış. Şimdi koşuyorum demiş. Vardı ya neydi o? Forrest Gump. Koştukça yakalanamıyorsun. Koş, Lola Koş filmi de vardı bilir misin sen? Bilmiyorum. Çok iyidir. Şimdi internet üzerinden bu şekilde eğer silah alınabiliyor ise bir oturup düşünmek lazım. Söylediği gibi. Ama internet üzerinden biliyorum ki pompalı şu bu falan filan değil mi? Alınabiliyor. Onlara hep bakıyoruz zaten. Onları biliyoruz. Ama ne kadar buradaki kolay ulaşım olduğu için de aslında biraz da böyle öfkelenerek izliyoruz bu buradaki silahın mahiyeti çok farklı ama yani. Hani bunu da internet üzerinden alıyorsan detaylı vermeyelim de yok artık daha neler yani dersin. Bir kadın kendine gerçekten evde kendini korumak için silah alması yani kullanmayı da biliyordur herhalde. Ruhsatlı silahı var kimin zaten. Kimin aklına gelir? Ruhsatlı varmış. Silahı var onda bir sıkıntı yok evet. Tamam. Yani sen bir taraftan da yani tabii ki korkuyorsun çünkü mekanın kurşunlanmış. Dan. Ondan sonra kendine özgü tedbirler ve devlet de bunu sana sağlayabiliyorsa yasal sınırlar içinde ki. Ruhsatlı bir silahı edinmiş. Ya ama ikincisinde sıkıntı var işte. Bir kadınsın, bir iş yerin var, bir başarı da kazanmışsın, bir de evladın var. Ya ve nasıl bir başarı? İşte bunlar konuşulması lazım. Ya işte lazım orası bizi ilgilendirmiyor. Yani. Kendi nasıl ilgilendirmez canım? Mesela sadece o. Ya. Sen bunları nasıl yaptın diye soruyoruz. İşte Eylül'e de soruyoruz, Sulemsi'ye de soruyoruz, bilmem Nemsi'ye de soruyoruz, Yasinci'ye de soruyoruz, Tayyarcı'ya da soruyoruz, Muratçı'ya da soruyoruz, Ebru'cu'ya da soruyoruz. Nasıl oldu bunlar diye soruyoruz. Zaten iş buralara geldi. O zaten sorulan damarlardan biri diyorsun ya her zaman bu kılcallar nerede birleşecek bir şey olacak diye mutlaka bir bağlantısı olduğu düşünülüyordu. Ancak hiçbir şey de gözden kaçmaz biliyorsun. Bütün bu ifadelerde eğer ona bağlı herhangi bir şey olsaydı bu kadar kolay da dışarı çıkamazdı. Ama o olay başka bir şey. Tüm bunlar yaşanırken yani sen neden bütün bu tehditlere karşı bir kadın olarak kendini korumak için silah da almış olmana rağmen niye biraz geri çekinmiyorsun? Ya ben bir tek buraya takılıyorum. Neyin öfkesi ve neyin hala kendini gösterme hali? Dilan'ın yerine oynamıştır belki. Yani hazır bir boşluk oluştu. Takipçi kasma durumu. Şimdi şu candanların annesi de konuşuyor ya. Yani ne kadar şebeklik yaparsak o kadar çok izleniyordu kızlarım diyor yani. Hani baktığın zaman. Soytarılık diyor pardon. Evet. Ne kadar soytarılık yaparsak o kadar çok izleniyor. Şimdi o koştu o kadar çok takip edilecek. Evet. Belki telefonumu bana verin hemen bir story atayım falan diye koşmuştur. Her şey olabilir yani. Çünkü akıllara başa gelme yani bizim burada konuştuklarımızla kendi akılları bambaşka çalışıyor. Mutlaka canım. Başka dünyalardan baktıkları kesin başka yani. Dünyaların kadınısın Ebru'cum. Ama canım bu makyaj benim. Olayının üzerine ben özellikle duruyorum. Makyajı olmadığı için arkadaşlardan kaçtı. Ben kendim böyle gösteremem dedi kamuoyuna. Aynen öyle. Peki. Dilan Polat Engin Polat çiftine bir kötü haber daha. Şimdi mali müşavirleri Zümrüt yere bakan firariydi. Yakalandı. Kendisiyle ilgili daha önce bir takım duyumlar, açıklamalar olmuştu. Basına da yansımıştı bütün bunlar. İtirafçı olduktan sonra kara para trafiğine milyonların nasıl aklandığını bir bir anlattım. Sonra da serbest kaldı. Bu arada Polat çiftinin 30 yıla kadar hapis yatabileceği bilgisi geldi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Bir şey söyleyecek misiniz? Dilan Polat'a bir darbede en yakınındaki isimden, deyim yerindeyse Brutus'ten geldi. Engin bana plan kuruyorlar. Firari mali müşavirleri Zümrüt Yerebakan
Yakalanınca bildiğim her şeyi anlatmaya hazırım dedi, anlattı da. Hop-tüm. Polat çiftinin gözaltına alınmadan önce haklarında hazırlanan gizli MASAK raporunu bir şekilde ele geçirdiğini, ekipçe incelediklerini söyledi. Sana bir uçarım buradan. Kızgın ateşe oturturum. Bak seni ateşe oturturum. Kara paranın gayrimenkul üzerinden aklandığını, karşılıksız çekler kesildiğini, finans sektöründeki açıklardan faydalandıklarını anlattı. Ayrıca şirinler adı verilen yöntemle, yani büyük meblağları küçük parçalara bölerek sisteme kattıklarını da itiraf etti. Sonra işte apar topar zaten aldılar bir anda, değil mi Sıla? Evet, hemen bizi götürdüler. Şeyde... Mali müşavir Zümrüt Yerebakan'ın anlattıkları soruşturma savcısının bildiğinden çok daha fazlasıydı. Etkin pişmanlıktan faydalandırıldı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Tedbir kararın anasını göreceksin. Geçtiğimiz günlerde yine itirafçı olmak istediği için ifade veren Polat çiftinin muhasebecisi ve avukatı Ahmet Gün'ün anlattıkları ise yeterli bulunmadı. İtirafçı olamadı, demir parmaklıklar ardında kaldı. Ayrıca ofisinde çalışan bir muhasebeci de gözaltına alınarak tutuklandı. Öte yandan haklarında iddianame hazırlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin 30 yıl hapis cezası alabileceği ileri sürüldü. Noktayı koyayım, Allah belanızı versin. Şimdi dün biraz bahsetmiştik bu gizli bir şekilde MASAK raporlarını ele aldıktan evet. Sonra şöyle bir masada hep beraber izliyorlar, okuyorlar falan filan. Engin Polat biraz böyle galiba hallederiz, sıkıntı yok diyor. Bir rahatlık falan falan var. Oradaki hadise de şey, arabaları başkalarının üzerine devredelim. Tabii. Yani ben Engin vesaireyim. İşte bizim teyze oğluna, kapıcının bilmem nesine, Ali'nin bir şeyine falan filan onlara teslim edelim falan durumu. Ama tabii o işi beceremiyorlar. Becerseler dahi geriye dönük şöyle bir baktığın zaman mesela bakacak bizim apartman görevlisi Mevlüt abi var mesela. Onun üzerine ben bu arabayı yapmışım. Bakacaklar bu adamın bu kadar parası var mı ve geri alabiliyorlar yani. Murat'cığım şimdi bu iş öyle bir okyanusta boğulmak ki bak şöyle başlamışlar olaya. Büyük miktardaki bir paranın küçük parçalara ayrılması, çekler başka finansal yöntemlerle dolaştırılması, izinin kaybedilmesi, ondan sonra sisteme sokulması şirinler yöntemi olarak biliniyor. Yani bunlar milyonlarca doları böyle bir şekilde parçalara ayırıyorlar. İşte birilerinin üzerinden gidiyorlar. O çeklerle sen, ben, kimse bilmeden gidiyor bankadan o para. Paranın izi kayboluyor. Ama şöyle paranın bir şey. İzini kaybettiren 10 tane aracı mı affedersin kaybedemeyecek? Ondan rahattır. Çeşitli yerlerde, çeşitli adalarda, Karayipler dahil olmak üzere birçok hesap açılıyor. Yani bunu televizyonlarda, dizilerde, filmlerde o kadar görüyorum. Güzel gözüküyor ki. Yani bunun yolunu, bak bu kara para şöyle aklanıyor diye 1000 tane farklı farklı adalarda hiç iş yapmayan, sadece işte şey, şu kadar bir ofiste 40 tane şey açmışlar, Murat Güloğlu ofisi bilmem ne falan filan. Onun üzerinden hiç çalışan olmayan şirketler üzerinden paranın nesini, yolunu kaybettiriyorlar. Evet. Bildik bir şey bu ya. Şirinler metodu. Öfkeli şirin var. Değil mi? Öfkeli şirin bunlar. Bak, çek kesmekteki amaç nakit paranın başka kişiler üzerinden tahsil edilmesi, hamilelerine kesilen çeklerde çeki getirene ödeme yapıyor. Bu durumda paranın izi kayboluyor vesaire. Yani işte onu bulmaya çalışıyorlar şimdi. Bilmediğimiz, aklımızın ermediği işler. Peki ya, buyurun. Akıllar eriyor ya, bunu niye öyle diyorsun canım ya? İşte filmlerde, dizilerde görüyoruz evet. Diyoruz yani. Niye akıllar ermesin? Bizim sadece sorduğumuz soru bu. Nasıl elde edilmiş, 2017'de ilk dükkanını açıyor, 2+1 evde otururken şimdi 700+1 evlerde oturuyorlar. Ya yanında çalışana villa aldı, benimkiyle işte aynı diye. İşte nasıl oldu diye bunu sormaz mıydık? Sorardık ama işte benim tek derdim niye daha evvelinden bu hareketler olmadı etmedi. Şimdi senle benle çalışan bizim Feride abla gelip ben niye sizinle aynı evde oturmuyorum diye sormaz mı mesela? Düşünsene. Ya biz oraları açtık yani... gittik ya. Yani o aklımıza dalga geçen hadiseleri evet, konuşmadım. Manası da yok bir taraftan yani. Öyle. Şimdi bir taraftan da sevgili Emrullah Erdeş diyor ki böyle giderse işte psikolojik baskı üzerimde çok evet. Fazla diyor Dilan. Canıma belki bir kastederim falan filan gibilerinden. Kimi yorumlar da varmış. Ama hastanenin revirlerinde özellikle gidip gelmekten hayatı sorguluyor şu anda. Biz de sorguluyorduk zaten. Bu hayat nasıl böyle boyle oldu diye. Şimdi de o kendisini sorguluyor. Problemleriyle acaba hastaneye yatma durumu olabiliyor mu? Ya o hep oluyor be. Yani bir kaçamak yolu, çünkü şu an sadece sağlık. Evet. Başka nereden gidecek? Ruh sağlığım, ay midem, bugün bağırsağım, yarın da nerem ağrısın, işte sırtım ağrısın falan filan gibilerinden böyle alışması lazım. Böyle alışıyor o yaşadığı hayata. Yaşadığı hayatta işte bir taraftan da tabii kardeşiyle ayrıldı ya da ayrılacak, Çorlu'ya gidiyor ya. Evet. Tayini çıktı Çorlu'ya, biliyorsun. Biliyorum. Hikayeleri oradan yazacak artık. Dilan evet. Polat, olay bu. Nihal Bahar Candan, annesi çıktı ortaya, biliyorsun. Hı hı.
Annesi çıktı. Bu arada Ahmet Gün itirafçı olmuştu. Onun anlattıkları evet. Çok incir çekirdeğini dolduracak şeylerdi. O gün de söylemiştik. Yani belki olabilir, belki yapılabilir falan. Yerini adını söylesene be kardeşim demiştik bak. Ama şeyi daha iyi anlatmış. Yani dilerim. Öyle bir şeyler Zümrüt yapmış hanım. Ki zaten belki enginlerin bile takip edemediği hikayeler var onun içinden. Bir neler de yani tabii arada, yani milyar milyarlık paralar var yani. Çünkü her şeyden bir komisyon alma durumu var. Şimdi Nihal Bahar Candan kardeşler. Bir hafta oldu tutuklandı. O da neden diye bağırıyordu. Anneleri Umut Can'dan Show Haber'e konuştu. Kızlarının tabii ki suçsuz olduğunu söyledi. Yaptıkları her şey saf, abartılı ve aslında sahteydi anneye göre. Tabii annenin de gözü yaşlı. Bakalım bu çarpıcı ifadelere. Kaynar kazanı çıkarttılar. Instagram'da insan soytarlık yaptı diye bu kadar ağır bedeller ödememeli. Benim çocuklarım suçsuz. Onlar tertemiz. Onlar yani çok saf kalpli. Mağdur durumdaysa ailecek. Tutuklandılar. Adliye koridorunda hüngür hüngür ağladılar. Candan kardeşlerin annesi Show Haber'e konuştu. Kızları gibi gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarım suçsuz dedi. Nihal ve Bahar Candan kardeşler bir haftadır cezaevindeler. Tabi bu süreçte anneleri Umut Hanım da çok zor bir süreç geçiriyor. Şimdi ilk kez süreçle alakalı Show Haber'e özel açıklamalarda bulunacak. Benim çocuklarım suçsuz. Onlar tertemiz. Onlar yani çok saf kalpli. Mağdur durumdaysa ailecek. Anneleri Umut Hanım gözleri yaşlı bir şekilde onların çıkmasını bekliyor. Kim iftira attıysa cezasını çekecek. Ama çok ağır bir imtihan. Allah çok şükür ailecek haram yemiyoruz. Umut Candan'a göre kızının sosyal medyada yaptığı her şey sahteydi. Instagram hani Bahar soytarlık yaptıkça tıklandı tıklamasalardı Bahar Candan'ı onlar ortaya çıkardı ve linç ediyorlar şimdi. Bahar gerçek bile değil ya. Sahte para, sahte her şey sahte onun yani. Tıklamasalardı soytarlık yaptığında yani halk istedi o da devam etti. Kızı Nihal Candan'ın evli olduğunu da Show Haber ortaya çıkarmıştı. 4 aylık damadına övgü yağdırdı. Damadınızla ilgili ne söylersiniz? 4 dörtlük bir Türk erkeği, suçsuz karısını da hani böyle ortada bırakacak asla bir adam değil. Biz bunları konuşuyorduk. Nasıl bir düğün yapsak, kır düğünümü yapsak, damadımı çok seviyorum. Bahar Candan'ın ilginç konuşma tarzı da annesine göre dikkat çekmek içindi. Bazen abarttı, hani dikkat çekmek için, takipçi toplamak için. Zaten bunların hepsi bundan başımıza geliyor. Altyapıda öyle bir ses var zaten. Bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Koleje gitmeseydi benim çocuklarım da öyle yani düşkün olmayacaklardı. Etraflarında öyle uç zengin kişiler olmayacaktı. Markayı görmeyeceklerdi. Çocukken de kızım muz yemeyin derdim. Bağlı yemeğin muzu. Biz öyle büyüttük bu çocukları. Candan kardeşlerin cezaevinden çıkmaları için sulh ceza hakimliğine itiraz edildi. Şimdi itiraz sonucu bekleniyor. İddianamenin hazırlanması minimum 3-4 ay civarında bir süreç alacaktır. Nihal ve Bahar Hanım birlikte kalıyorlar. Şu an televizyon ve buzdolapları geldi. Dilan Hanım'la birlikte de karşılaşmışlıkları söz konusu olmuş. Bildiğim kadarıyla bir konuşma durumu söz konusu olmamış. Annenin gözü yaşlı, tabii ki anne üzgündür. Tabii ki anne belki hiçbir şeyden bilgisiz ve gerçekten de kızlarını hiçbir yere paralar geldikçe kızlar hiç. Bunlar bu paralar nereden geliyor demez mi? Ya hiçbir anne zaten çok azı evlatlarına işte bu şekilde konduramaz çok doğal olarak. Ya ama bir taraftan da bak soytarılık yaptıkça tıklanıyorlardı diyor yani. Kadın ne olduğunu da biliyor. Yıllardır tabii. Bu insanlar içimizde aramızda değil mi? Yani, halk sevdi ben ne yapayım diyor. Tıklandıkça o da daha çok yaptı diyor. Yani, o zaman suç halkta öyle mi? Ey halk siz bu kadar tıklamasaydınız kızlarımın yaptıklarını biz de bu kadar şaklabanlık yapmazdık ya, vesaire. Bunu, bir de şey diyor ne iftira atıldı vesaire herkes evet. Allah'ından bulacak. Elbette bulacak zaten şu an onun muhasebesi yapılıyor bir tarafta. Ya şimdi dünyada böyle gerçekten hani bu konuda çok abartan sosyal medyayı abartılı kullanan insanlar var. Bunlardan biri bir adam vardı yıllar önce takip ettiğim. Adam önceleri sadece dans ediyordu yanında eşiyle beraber. Hı. Baktı çok herhalde böyle tıklanıyor ya da vesaire. Bundan sonra daha da değişik şeyler koymadı. En son yaptığını söyleyeyim. Helikopterle evinin bahçesine indi.
Karısına arabalar, üzerine balonlar ama böyle dev dev şeyler. Yani bunun sonu yok anladığım kadarıyla. Bir de buna haklarında giren, soruşturma var mı? Artık oraya Amerika'da bir yerde bakmak var mı lazım. Haklarında soruşturma var mı mesela? Suç örgütüne üye olmak ya da suçtan kaynaklı mal varlığı, değerlerini aklama suçu. Dan bir şey var düşünsene mı? Yok işte bu kızlar yapmış bunu, anladığımız o. İddianame hazırlanıyor. Şimdi televizyonları ve buzdolabıları da varmış. İzliyorlardır muhtemelen olan biteni ama hani yıllarca lüks yaşamlarını gördük işte. Gözümüze soktular o pembiş pembiş halleriyle. Paralar, ardından paralar, evet skandal açıklamaları ya, banka vardı. Banka hesabını nasıl gösterirsin? Çok affedersin, erotiksel fotoğraflar da gördü. O zaman be anneciğim sen orada değil miydin? Yıllardır, 10 yıldır, 8 yıldır bu kızlar bunu yapıyor. Ya bu soytarılık, siz ne yapıyorsunuz? Ama işte olmuyor. Çünkü paralar geliyor. Canlı peki, canlı keş. Peki damat kısmını ne diyorsun? Damadımı çok seviyorum. Seviyormuş. Biz nasıl bir düğün yapacağımızı konuşuyorduk. Belki şey değil. Hani arkasındadır mutlaka. Hani ortadan kayboldu gibi bir takım söylentiler değilmiş vardı demek. Biliyorsun ya, bununla bak, ilgili. Kayınvalideyi tavladıysan zaten ne kadar güzel. Aileye de girmiş. Yani dolayısıyla hep beraber göreceğiz. Ama kimse tabii yavrusuna bunu yakıştıramaz. İki kişilik koğuşta beraber kalıyorlarmış anladığım kadarıyla. Yemekleri beğenmiyor olabilirler. Tabii bu kadar lüks bir hayattan, yani şöyle bir konuşma tarzından gerçeklerle yüzleşmeleri zor oluyor bu insanların. Tabii ki şimdi zaten gerçeklikten o kadar kopuklar ki, o kadar başka bir dünya gezegenden sesleniyorlar ve orada bir yaşam yaşıyorlar ki ne konuşmaları normal bizim anladığımız türde, ne yaşamları, ne de bunu nasıl elde ettikleri kısmına zaten gelince arkada koskoca bir dağ var ki biz o dağın sadece ucundaki bir ışıktan bunları görüyoruz şu anda. Kim bilir ne olacak dendiği hikaye bu. Aynen. Anne üzgündür, anne çocuklarına konduramamakta belki haklıdır. Ama sonuç itibariyle ortada böyle ama kızlarım, büyük siz ne yapıyorsunuz yazılmış bir diyecek var. Bir unsurdu anne ya da baba ya da çevresindekiler. Evet. Yani hani seçiler zandı diyor ya, paralar geldikçe seçilcim diyordu futbolcular. Paralar gittikçe dolandırıcı olduk diyor mesela. Ya onu hiç anlamıyorum. Mesela yani şimdi izleyeceğiz de banka müdürü Seçil Erzan. Ocağına incir ağacı diktiği isimlerden biri Arda Turan. Şimdi Arda Turan baktığında Türkiye'de futbol, çocuk yaşından beri çalışmış. Onlarca parasını kendi alın teriyle biriktirmiş. O ayrı bir konu. Bir de bu adamlar sahaya çıktığında mesela gerçekten ciddi stratejilerle, değil mi, o teknik direktörden aldığı şeylerle, sen erkeksin daha iyi tarif edersin. Yani zekalarını ve akıllarını da bir yerde çok ciddi kullanmaları lazım. Ben daha lazım. Çok restoran ve bar kavgalarından hatırlıyorum. O silahı hastane önünde vesaire birilerine çekmesiyle daha çok. Ve prim tartışmalarıyla hatırlıyorum. Milli takımda kaptandın vesaire, prim tartışmaları gündeme gelirdi. Kızlarımız voleybolcular nasıl güzel işler yaparken. Dolayısıyla türlü türlü çemberlerin içinde bir takım şeyler gördü, yaşadı. Yani böyle bir şeyin geleceğini, yani sen bir para verip haksız bir şekilde ya da nereden olduğunu bilmediğin bir şekilde o paranın daha fazlasını nasıl bekledin, neye güvendin, işte haberin detayları geliyor. Psikolojide bir açıklaması vardır bunların canım. Arda Turan elindeki tüm parasını verdi, yetmedi borç aldı, kredi çekti, yetmedi arsasını sattı. Varını yoğunu Seçil Erzan'a teslim etti. Milyon dolarlarının buhar olduğunu, hayatının çalımını yediğini anlaması uzun sürmedi. Aklına ilk gelense eşine ne hesap vereceğiydi. Arsamı sattırdın sen bana ya. Seçil, ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil? Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, yüksek kar vaat etti, Fatih Terim'in adını kullandı, güven topladı. Yeşil sahaların ünlü isimlerini 44 milyon dolar dolandırdı. Paraları banka şubesinin dışında elden aldı. Karşılığında imzaladığı bu küçük kağıt parçalarını verdi. Fotoğrafların yanı sıra WhatsApp konuşmaları da dava dosyasına girdi. En çok mağdur ettiği kişi Arda Turan'dı. Seçil Erzan'a 7 milyon 500 bin dolarını, yani 200 milyon liradan fazla kaptırmıştı. İşte ikili arasındaki yazışmalar. Seçil, beni merak ettiğim, sen bu işe niye girdin? Bizi niye çektin buraya? Ne bileyim Arda ya, bilmiyorum. İnan şu an hiçbir şey bilmiyorum ben, hiçbir şey. Böyle saçma sapan bir durum oldu. Seçil, ben sana hala yardımcı olmaya çalışıyorum bak. Benim iki evladımın, çoluğumun, çocuğumun rızkını verdim. Hayatımız boyunca çalıştık tırnaklarımızla. Arda Turan tüm parasını verdiğini, sadece 20 bin doları kaldığını söyledi. Neden diye sordu. Seçil Erzan'ı bankaya şikayet edeceğini belirtti. Ve en dikkat çeken mesajı, karıma ne diyeceğim dedi, isyan etti. Arsamı sattırdın sen bana ya. Seçil, ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil? Ya Arda, banka bunu kapatmak zorunda. Ben de cezasını çekmek zorundayım. Seçil Erzan, Arda Turan mesajlaşmalarında Fatih Terim'in de adı geçti. Terim'in bu fondan karlı ayrıldığı ortaya çıktı. Peki Fatih Hoca karda mı bu işten? Hı hı. Hı hı.
Cevap kısa ve öz değil mi? Yani şimdi, ilk giren demek ki karlı çıktı bundan. Ondan sonrakiler patır patır döküldüler. Valla ben bu işten anladığım kadarıyla Semih Kaya bayağı bir karlı. Çünkü 3 milyon 200 bin lira veriyor. 5 milyon 700 bin lira yalıp çıkıyor. Ayhan aynı şekilde. Döverek almış. İşte belli darpları falan filan var. Ama bildiğim şu ki net bir şey şu an konuşulamıyor hiç. Çünkü dava giderek tuhaflaşıyor. Mesela Fatih Terim'in adı iddianamede ifadesi yok. Var mı yok mu onu ben muğlak olarak görüyorum. Çünkü hani ortada bir şey varsa her konuda fikri olan... değil mi? Üstad çıksın konuşsun yani böyle böyle falan filan diye. Ve kızı da işin içine girince hani Fatih Hoca para yatırdı mı yatırdı. Kızı da yatırdı o zaman biz de yatıralım. Şimdi Arda Turan vesaire Barcelona'lar falan filan eyvallah bir şey demem. Ve kaç milyon? 13 milyon 900 bin lira dolar daha doğrusu veriyor. Bunun ya. 6 milyon 400'ünü alıyor sonra ah seçil vah seçil diyor. Ah seç bak arsamı sattım seçil diyor. Ben şimdi karıma nasıl cevap veririm? Arsasını satıyor. Parasını satıyor. 20 bin dolarım kaldı sadece geride. Peki bu arsayı niye her satıyor? Her şeyini veriyor. Niye satıyor? Daha çok gelir elde etmek için şovluyoruz daha hırsı. Ya. Çünkü peki, başta vermiş 3 milyon şey. Doları, almış 1 milyon doları ne zaman? 40 gün önce, 40 gün sonra. Ve bankada diyor ki şu an hani inceleme raporu yapmışlar falan filan. 46 gün vadede dolar bazında %253 getiri vaadine inanmış olsa bile dokümanlara bir bakın. Şimdi ben konuştuğum bazı banka mensupları mi? Dostlarımız var. Tabii tabii yüzde ve dolar bazında. Yani bunu dünyanın hangi yerine gitsen ben de alıp götürürüm o parayı. Hayır, nasıl hemen. Nasıl inanırsın böyle bir şeye? Ben de onu sorguluyorum. Şu şekilde yani. İnanma oluyor. Herkese ilk başta para dağıtıyorlar. Tabii. Ondan işte sonra da zaten bunun işte o saadet zincirinden bunun türlü türlü diğer dolandırıcılıklardan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Bu daha büyüğü. O kazan sarmalıyım. Bu aynen. Daha büyüğü. Ama bir taraftan da mesela hırs o kadar acayip ki aynı bankadan gidiyor 33 milyon liralık kredi alıyor. Niye? Çünkü daha fazla gelecek falan diye. Yani ve bir taraftan da işte o para mesela parça parça halinde nasıl gidiyor? Mesela hanımefendi diyor ki bankada bazen arada alıyor. O küçük miktarları muhtemelen banka odasında alıyor falan. Orada kamera yoktu diyor. Peki diğer gittiği yerlerde kameralar yok muydu? Mesela bu paralar bir çanta halinde geldiği zaman milyon dolar. Hani bir yerde o mekanın ya parkta herhangi buluşup bir, birbirlerine nerede mi? Nerede alıyorlar? Nerede teslim alınıyor? İşte nerede? Yani bir kamera yani... görüntüleri var mı? Ya da bir yerde buluşuyorlar bir yandaki kafe ya da bilmem ne de kameraları mı kapattırıyorlar? Ya da parkta mı buluşuyorlar da o da MOBESE'den ortaya çıkar. Düşünsene Arda gelmiş ya da yanında çalışanı parklıkta şey bak, çantayı Murat, veriyor. Elbette. Şimdi bak bu mesajlar ortaya çıktı. Yavaş yavaş bununla ilgili bütün detaylar, senin dediğin gibi o görüntüler ve bunun detayları parkta mı buluştular bu parayı aldılar, bu paraları nereden elde ettiler, yatırdılar. Yani birçok şey tabii ki sorulacaktır ama ve niye keş keş gidiyor? Neden keş keş gidiyor? Hanımefendi şey arsasını satmış. Ne, artık nereden ya da olur mu canım Arda, yani Arda gibiler. Birçok insan Ebru, bizim var en büyük derdimiz bu zaten. Bizim en büyük derdimiz valizle taşınan paralar kardeşim. Evet. Bunlar niye sistemde değil de falan filan. Mesela affedersin 3 milyon 200 bin dolar Semih Kaya almış 5 700 dolar veriyor. 5 milyon 700 bin dolar. Bu aradaki farkı ne yapıyor mesela? Ya şimdi, o para nerede? Nerede? Şimdi şöyle bir şey de var. Kayıtlarda şöyle mı yani? Şöyle bir gerçek de var. Bahsettiğimiz isimler milli takımımızda oynamış, top koşturan çok değerli sporcularımız aynı zamanda. Ne yapabiliriz? Aynı zamanda. Onların bu şöhret, onların bu şu an o dönemki gerçekten iyi getiri durumlarından da yararlanmış bir insan onları bir şekilde tufaya düşürmüş. Tamamen bilgisiz ve abimiz verdiyse biz de veririz. Onlar yaptıysa biz de yaparız gibi yani bir hikayeyle. Yani affedersin hiç bu konuda senin işte asla abi kartta istediği kadar bitcoinler... milli takımın bilmem nesi ol, şusu ol, busu ol. Evet yani ay yıldızlı formayı taşıyorsun ediyorsun ama buradaki o para hırsını ben anlamış değilim yani. Dert bu. Yani kısa zamanda bu olaylar da yıllarca değil 3-4 ay içinde oluyor. Evet. Neymiş? 10 milyon doları vereceksin sana 100 milyon dolar verecek mesela. Yok nerede artık. Var böyle bir şey? Kayıtlı kuyutlu. O para bir kez bankanın gişesinden bir girmesi lazım. Ve o gişedeki memur hanımefendinin ya da beyefendinin o para sayma makinesindeki o sesi duyman lazım ki sisteme girsin. Ya kesinlikle ben burada sana şöyle söyleyeyim. Seçil Erzan ve çevresindeki bu işi yapan kişiler... bu onlara başvuran insanları para vaadiyle çok ciddi ve yüksek bir beyinden ve zekadan yönetmişler. Orada yüksek bir zeka var ki parayı getirenin ben, zekası yok onlar... mu? Anlayamamışlar. Onlara nasıl verelim. Anlayamamış ya? Bana bir evrak ver diyor. Evraktaki sahteliği anlayamıyorlar. Evet, aynen. Ha, evet, aynen işte. Hadise bu yani. Diyor ki mesela bu dokümanlardan bile şüphelenilmemiş diyor. Üçüncü kişi üzerinden para veriliyor. Hani nerede, kim, nasıl? Evrak. Yani hiç olmadı. Bu kadar büyük paralar dönüyor. Özel evet. Bir fon oluşturulmuş madem. Evet. Açarsın sen Arda'sın, sen Ali'sin, sen Melis'sin. Bir bak nerede? Hayır tüm Türkiye'ye mal olmuşsun. Evet. Hatta İspanya'ya. Bankanın genel müdürünü aradığın zaman senin telefonunu çıkmayacak mı? Ya hocam, merhaba hocam.
Sayın Genel Müdürüm, böyle böyle bir fon var mı? Böyle böyle bir fon varsa eğer, Fatih Terim üzerine kurulmuş bir fon varsa, biz buraya paralarımızı yığdık. Evet. Bu doğru mu değil mi diye bir aç sor. Ya bir de şunu da geç. Onlar açıp soruncaya kadar genel müdür, bankanın müdürü, oradaki üst düzey kim varsa bu insanları arayıp böyle böyle işte böyle bir güvence değil ya da bir irtibat olur ya da onun odasında olur. Tamam işte sor yani. Onun odasında olur. Yani bunun göz ardı edilmesi zaten çok mümkün değil. Öyle yani, bir teslimiyet var ki çünkü Fatih Hoca'nın kızı gibiymiş. Öyle bir güven oluşturmuşlar. Tamam yani yer, şöyle yere bir şekilde geliyor, geliyor bu yani, para ama evrak haksız bile yere almıyorlar. Geliyor. İşte o haksız yere gelirken diğerlerinin kar zannettiği ana paraları bir başkalarına kar olarak verilerek iş böyle 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 gitmiş. Benim milyon dolarım olacak, ha, bırakacağım hadi gideceğim. Bak, ya bir evrak falan bile yok. Şunu bak, beni insanlar arıyor, ben çok zor durumda kalıyorum. Bak demek ki onunla beraber giden birçok insan da var. Var olmaz mı? Birçoğu da şikayetçi değil. Evet. Onu da söyleyeyim sana. Aynen. Aynen aynen işte. Dolayısıyla... Of, vallahi neler yaşanıyor ya böyle. Evet, hep beraber hadi görüyoruz. Ya, ama bu ben. İş giderek tuhaflaşıyor. Kim ne derse desin, üzdüğümüz kırdığımız birileri varsa affola. Evet. Ama çünkü ufak ufak bilgi sızıntıları geliyor. Evet. Ama gördüğümüz o ki ortada milyon milyon dolarlar var. Ve inanılmaz bir hırsta para kazanma hırsı var. Bir taraftan da dolandırılan var. Kim dolandı, kim dolandırıldı, kim dolandırılacak vesaire vesaire. Önümüzdeki günlerde açık ve net ortaya çıkacak. Oh Allah'ım şükürler olsun. Hadi güzel bir haber vereyim. Çektiği eğlenceli hamilelik videolarıyla hepimizi kendine yine orada da hayran bıraktı sevgili Ezgi Mola. Hamilelik sürecini yakından takip ettik ve müjdeyi verdi. Bebeğini kucağına nihayet aldı Ezgi. Evet, oley. Anne oldu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı'nın bir erkek çocukları oldu. Son bilgi. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Detaylar geldikçe paylaşacağız. Ay, çok mutlu güzel. Oluyorum. Yakında sevgili bir ayak Ezgi. Fotoğrafı görürüz herhalde. Evet, küçük pati bir fotoğrafı. Ayak, bir küçük el değil mi? Evet. Ay, çok tatlı Allah. Güzel güzel büyütmeyi nasip etsin. Amin. Çok mutlu oldum Ezgi. Allah olmayanlara da versin. Bakalım ismi ne olacak? Var mıydı ismi? Onu da söylerler. İsmini bize. Henüz bilmiyoruz. Evet. Hadi bakalım sen bu konuda ne düşünüyorsun merak ediyorum. Seyircilerimize de sormak istiyorum zira. Hangi konu? Konu sirke. Ha. Şimdi ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın açıklaması var. Evet. Of, sirkeyle mi? Yıkanıp temizlik yaparım. Ki bilinen bir şeydir değil mi? Adaçayı yakarım. Siz de yakıyorsunuz bazen değil mi? Adaçayı yakıyorsunuz. Biraz severim. Astroloğuma sormadan bir şey yapmam. İmza atmam. Yani diyor ki Merkür çekiliyor Hazalcığım aman yapma. Mesela bu hafta dur pazartesi itibariyle başla. Sen de öylesin biraz. Yok öyle değilim. Ben sadece okuyorum. Ha tamam. Öyle imza atmam ona falan filan değil. Yok, bana da çünkü bu kadar net ifadeler kurmam yani. Ha. Ama en azından bilirim yani mesela evet. Merkür gidiyor vesaire. Çörek otu yakarım. Bu da nazara şuna buna iyi gelen bir şey. İnanışlar evet. Bu yöndeymiş. Hı hı, hı. Nazar ve kötü enerjilerden arındırıyormuş mesela sirkeyle yıkanma. Evet. Sirkeyle yıkanma nedir diye konuştuğumuzda şimdi sirkeyle yıkanır. Sirke bir kere saçları çok güzel parlatır. Ama hangi sirke? Elma sirkesi. Ha, genelde normal. Elma sirkesi, sirkesi üzerinden yürüyorlar zaten. Evet değil mi? Şimdi kokusu nasıl çıkar vesaire deniyor bütün bunlara aslında. Tabii ki yani gerçekten böyle iyi enerji ve hani temizlikle ilgili de zaten geçer biliyorsun. Tabii. Ben evde temizlik yaptığım zaman mutlak suretle sirke koymaya kullanırsın. Gayret ederim. Evet. Ve hatta ada çayı yakma olayı da hani var. Çörek otu da onu da duydum. Ben bir kez tarçın. Bir böyle hani hafif bir rezidansı bir yerde oturuyordum. Ben bunu duydum. Tabii bir muratlığım benim nüksetti. Çörek otunu yaktım. Her tarafı kapattım. Bana aşağıdan bir telefon. Murat Bey sizin o evde evet yangın alarmı verildi. Ne diyorsunuz? Siz evde misiniz dedi. Ben evdeyim kardeşim dedim. Kusura bakmayın deyip camı çerçeveyi açtım. Meğersem o duman orada kovalmayacak. Çıkması lazım. O dedektörler hemen devreye giriyor. Enteresan. Peki seyircimize soralım. Yani gerçekten bu tarz ritüelleriniz var mıdır? Bu tarz hani bazıları da batıl inançtır. Mesela sen her sabah yayına çıkmadan önce yaptığın bir şey var mı? Batıl değil. Ben surelerimi okurum. Aynen. Başka? Başka da bu yok. Başka bir şey başka yok. Bir şey yapmaz. Ya kimseye bir sarılma, öpme, gülücük falan filan yok. Gayet evet. Mendebur suratımla otururum burada. Ondan sonra ışıklar açılır başlarız. Evet, yüzünü güldürmek senin çok var kolay mı? Olmuyor bazen. Evet biliyorum. Benim yayına girerken mutlaka benim de kendi ritüellerim var kendi içimde. Ne? Tekrar ettiğim. Aa, dualarım ya. Var. Dualarım var ama sahneye çıkarken aynı zamanda da mutlaka bir yere 3 kere vururum. Ve sağ ayak. Evet. Stüdyoya da sağ ayakla girerim. İşimle ilgili de hep... Takıntı mı diyorsun? Bu takıntı o zaman. Takıntı falan diye canım. Niye takıntı? Yani takıntı da yani takıntı da olabilir. Her şey olabilir yani. Ben işte hocam söyledi. Onca yaşımdan beri sahnedeyim. Takıntıysa da iyi işe yaramış yani bende deyip devam ediyorum. Aynen öyle.
Pekala, buyurun. Ama Hazal Kaya'nın bu açıklaması kim ne isterse yapsın. Bana zararı olmasın. Astroloğuna da sorabilir. Ama bu bazı medyum ya da fal hikayesine girdi mi iş çıkıyor. Yok, o bambaşka bir duruma geliyor. O başka bir şey. Başka bir şey yok. Çünkü inanmaya başlıyorsun. Senin hakkında şu söyleniyor, şu şöyle olmuş. Allah korusun. Meğersem bu böyle olmuş diyor mesela. Ama söyleyen kadın da... onların etkisinde kalıyorlar işte bazı. Bazıları da falcısız çıkmıyor mesela sokaklara. Şunsumuz evet. Falan. Ne acaba? Okan Bayülgen sence böyle bir şeylere inanıyor mudur diye soracağım ama Okan'ın her zaman böyle aykırı ve farklı bir anlatım şekli vardır. Son saçlarını gördün mü? Görmedim yok nasıl? Punk yapmış. Tiyatro böyle. Mu? Tiyatro oyunu için yapmıştı onu gerçi ama. Punkçı mı olmuş? Evet. Wow. Enteresandı. Yakışır. Şimdi de değişik bir şey söylemiş. Hı-hı. Ünlü oyuncu ve televizyoncu Okan Bayülgen diyor ki artan düzensiz göçle birlikte İstanbul'da azalan yaşam kalitesinden bahsediyor ve diyor ki ben ve sevgilim İstanbul'un ötekisi olduk. Artık ben İstanbulluyum diyemiyorum. Çünkü bize welcome diye karşılayan garsonlar, kazıklamaya çalışan esnaf ve bizi almayan taksiciler sayesinde şehrin ötekilerine dönüştürüldük. Ya welcome dediyse yani tanınmamaktan müzdarip anladığım kadarıyla. Eskiden tanınırdı, şöhreti eskisi gibi değil. Dolayısıyla, ya da yeni jenerasyon tanımıyor olabilir yani olabilir. Ha yani hani ama bu herhalde bu kadar da değil ya sanmıyorum. Ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun ki güzel abicim sen ve sevgilin? Aynen. Yani nerelere gidiyorsun o önemli. Tabii hatırladığım kadarıyla Galata civarında oturuyordu en son. Hani o civarlar da zaten hani Arap dünyasından kimse yok. Daha doğrusu onun değil mi herkes evet neredeyse Taksim'e Maksim'e çıktığın zaman Galata'da falan filan hepsi ya, turist. Ya Okan'ın yüzünü tanıma taksiye binsin kardeşim şeye gidiyoruz Sirkeci'ye gidiyoruz desin zaten ses tonundan bütün Türkiye yani, tanır. Öyle hani, değil mi? Yani, belki tabii bambaşka altında bir şeyler söylüyor ya, falan filan ama. Tabii ki çok güzel bir şey de söylüyor belki de ama. Bilmiyorum yani taksi bizi almayan taksiler sayesinde zaten o sadece Okan Bayülgen ya da gerçek. Sevgilisinin sorunu değil hepimizin sorunu. Burada bak, defalarca söylüyoruz. Şimdi şöyle İstanbul'dan dem vuruyor. Öteki çünkü dediği öyle ne demek İstanbul yani? Aşığı ki öyle bir İstanbul aşığı ki kızının adını İstanbul koydu biliyorsun. Vallahi hatırladığım kadarıyla bir İstanbul seçiminde oy da vermemişti yani. Hı. Paris yolcusuydu. Bu böyle mi aşıklık oluyor? Olamamıştı ona diyorsun. Bakayım da şöyle bir. Ya yani Pera. Pera mıydı adı? Evet. Evet. Yok İstanbul mu adı kızının? İstanbul. Hangi evet. Sen diye sorarım. 2009 çocuklar. Yılında kucağına aldığı kızına İstanbul adını koymuş. Sen İstanbul'un neresindensin diye oh dalga unsuru. Evet. Ya ne bileyim Okan Bayülgen'in evet böyle açıklamaları falan filan söz konusu da. Öteki Beriki daha evvel ötekiler başkalarıydı. Şimdi bu oldu falan filan mı acaba bilmiyorum. Ya işte bu onlardan bir sivri dili vardır biliyorsun. Burada çok sivrilik yok. Genelde evet. O cinsel hayat üzerine çok sivrilikleri var. Evet. Ama belli bir şöhretinde gerileme söz konusu onu da biliyoruz. Peki kısa kısa. Yurtta dünyada neler var girmeyelim mi? Peki ne istersin? Sevgili Demet Akbağ'a girmeyelim mi? Ya, girmez olur muyuz hiç? Ay, ne oldu peki? Komedi festivalinde sahneye çıktı. Ya zaten. Komedi festivali bu memleketin en önemli değerlerinden bir tanesi oldu. Evet. Harikulade. Zümrüt Hanım buradan sevgi selam olsun. Sevgi gerçekten selam. Çok güzel yetenekleri hayatımıza böyle aha yeni da buyurun dedi. Yetenekleri yani. De koydu. Aynı zamanda çok özlediğimiz değerleri de tekrar sahnede evet. Görmeye başladık. Ya Demet Akbağ Türkiye'nin şöyle bir baktığında en önemli komedyenlerinden biri. Çok değerli bir oyuncu aynı zamanda. Harika hikayeler anlatmış. Şöyle bir yakından bakalım Demetciğim. O kadar az oralarda görünüyorum ki, o kadar az bir şeyler paylaşıyorum ki, o benim çok iyi olduğum bir konu değil. Mesela şöyle iyi değil, alışveriş bile yapamıyorum. Bugün kız çocuklarına yönelik bir oyuncak tost makinesi almışım kendime. Yani böyle örnek vereyim yani Instagram'larım. Yani. Dijital çayla aranız bu kadar mı iyi? Ben evimin tost makinesi bozuldu. Bir tane yenisini alayım dedim. Dur dedim evden çıkmaya vakit de yok koşturmaktan. Herkes alıveriyormuş. Ay yapınca da bir sevindim. Siparişiniz alındı dedi. Eve bugün geldi tam şu büyüklükte bir tost makinesi. Fiyattan da hiç anlayamadık beyefendim aslında. Fiyattan, ya da kaç para ödedik buna? Ben fiyattan onu anlasaydım onun çocuk ne bileyim çocuk oyuncakları bile almış başını gitmiş. Fiyattan baya büyükler için o fiyata bakarsan ama değilmiş. Şimdi geri göndermenin yolunu arıyorum ya da artık bir kız çocuğu olan bir arkadaşıma hediye edeceğim. O yüzden o işleri anlamıyorum. Sevdiğim bana ait çok sevdiğim güzel bir görüntü olursa güzel bir hoş bir hatırlatma ya da ne bileyim mesleğimle ilgili bir şeyler olursa oralara girip bakıyorum. O yüzden takipçisi bol. Ve bu takipçi bolluğuna dikkat eden yapımcılara kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
Tatlı zekalı sevgili Demetciğim. Çok özlemişiz Demet'i ve ekranda Show TV ekranlarında yakında başlayacak biliyorsunuz. Sandık Kokusu Özge Özpirinç'i çok değerli bir kadro var. Maşallah. Ben o fragmanlarda görmüşsündür, evet. İkilinin bir sahnesi var. Çok heyecanlıyım, çok güzel merakla bir şey geliyor. Bekliyoruz. Şimdi alışveriş bile yapamıyorum. Dalgınlığına gelmiş herhalde bir küçük tost makinesi vesaire alması, değil mi? Yani onun da bir taraftan da hoşuna gitmiş yani. Bak en azından çevresindeki küçük kızlar ya komşusunun ya da ahbabının kızına verecek. Ne kadar güzel. Çok güzel derdini anlatan bir arkadaşımız. Tabii ki. Abi, arkadaşımız çünkü yani. Tabii şimdi ablamız demeyelim yani. Ne Demet ablası? Akbağ vesaire de. Demet valla şuraya senden çıksa benden o kadar... enerjiye bak, koşarak çıkmış sahneye. Bir dansı vardı Çanakkale'de bir yere gitmiştik. Aman Allah'ım böyle bir şey olmaz. Evet. Millet böyle camda camlara yapıştı yani. Müthiş bir yetenek. Müthiş bir yetenek. Sedef Hanım'a da sevgi selam. İkisi beraber aynen gezerler öyle. Ya. Çok seviyoruz, öpüyoruz, heyecanla bekliyoruz. Pekala, bak havalar dedin, hafta sonu cumartesiye dikkat çektin. Hemen ben Hüseyin Estür'e dönmek istiyorum. Çünkü bu hafta sonu eğer ciddi uyarılar varsa bununla ilgili ne yapmamız lazım? Baştan bilelim. Günaydın. Tabii. Günaydın Hüseyin. Günaydın. Ebru, Murat selamlar. Ya, selamlar. İki hafta sonudur uyarılara boğduk sizleri, kusura bakmayın ama bu hafta sonu da çok önemli hava olayları var. Bütün Türkiye'de diyebilirim. Hemen hızlıca geçeyim mi tahminleri? Lütfen. Tabii tabii. Şöyle bir ısınacağız. Önce bir kuvvetli lodos geliyor. Özellikle Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de olanlar cumartesi günü kuvvetli rüzgara ama 70 ila 100 kilometre sürete ulaşan rüzgara hazırlıklı olsun diyoruz. Bu durum deniz otobüsü seferlerinin tamamını iptal eder. Hafta sonu Marmara'da ulaşımda bir problem, büyük bir problem aslında. Cumartesi bizi bekliyor. Hava taşımacılığı, uçaklarda da gecikmeler. İzmir, Antalya, İstanbul arasında çok kuvvetli yağacak aynı zamanda. Ama özellikle İzmir-Antalya arasında, Muğla ve Antalya, buralarda da sel riskimiz var. Şimdi bu fırtınaya ben ayrı bir başlık açacağım. Çünkü hava öyle bir değişecek ki görüntüde. Önce güneyden o sıcak havayla lodos yüzümüze adeta cumartesi günü vuracak. Ve sıcaklıkları şöyle bir 18-20 derecelere çıkaracak tekrar. Ancak cumartesi gece yarısından sonra ve pazarın ilk saatlerinde Karayel'le bu sefer, Balkanlar'da şu an hali hazırda kar yağışlı bir hava var. Romanya'da, Bulgaristan'da kış havası var yani bayağı bir soğuk kar birikintisi. O bize gelecek biraz böyle ve o bizim yumuşak lodosu aniden sert bir havaya, taş gibi soğuğa çevirecek. İstanbul'da pazar sabahı yine 5 derece hissederiz sabah uyanınca, 3-5 derece ancak hissederiz. Ancak İstanbul'da bir kar yağışı görüntüsü yok. Haberlerde yer buluyorsa, işgal ediyorsa gündemi söyleyelim. İstanbul'da kardan çok, fırtına çok yine kuvvetli. Cumartesi günü uçabilecek çatılar, devrilebilecek ağaçlar, tekneler, Ereğli'de olanları hatırlıyoruz. Gemimiz kayboldu, 12 insan hayatını kaybetti. Ayrıca Batman'da sel olmuştu. 4 araba sürüyor Hüseyin'ciğim. Umutlar bitmiş sürüyor. Değil. Evet. Sürüyor mu? Pardon, düzeltelim o zaman. Pardon. Bu durumun benzeri Karadeniz'de yine bizi bekliyor. Özellikle pazar günü de, şimdi cumartesi Ege, Akdeniz, Marmara dedik. Pazar olduğunda hava soğuyor ve fırtına bu sefer Karadeniz'de. İki parça halinde riskli günler cumartesi pazar. Pazar olduğunda bu rüzgar bu sefer yine Ereğli, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon'a kadar hatta saatteki hızı 100 km ile esecek. Pazar günü İstanbul'da bir fırtına beklenmiyor. Çok kuvvetli batılı rüzgarlar var Ebru ama... Cumartesiye göre pazar İstanbul'da hayat daha normale döner. Cumartesi gerçekten acaba şu çatı tabela uçar mı? Ne oluyor ya? Burada dedirtecek kuvvetli bir rüzgar var. Evet, dikkat etmek lazım. Pazar olduğunda soğuk hava ve yine rüzgarlı ama bu sefer yer değiştirmiş oluyor. Evet. Tabii bu sırada biraz yağmur biriktiriyoruz, yağmur topluyoruz. Evet. %16,5'lardan %24'lere çıktı İstanbul. Ankara'da da %30'un üstündeyiz. Evet. Bunlar da olumlu haberler. Yağmur da geliyor peşine bu kadar hava olayının. O zaman tekrar altını çizmek gerekirse kar yağışı beklentisi İstanbul'da belki yüksek tepelerde görülebilir ama İstanbul'da yoğun bir kar yağışı hafta sonu beklenmiyor. Beklenmiyor. Fırtınaya dikkat ediyoruz. Ulaşım aksar. Şehirler arası yollarda kar olacaktır. Düzce, Bolu, Ankara'da yine kar örtü yapabilir. Ama şehir kıyılara doğru yaklaştıkça onu yağmura çeviriyor. Yani kıyılarda kar yok. Yüksek kesimlerde kar var ve çok kuvvetli rüzgar var diye özetlemek isterim. Umarım hasarsız, yani hasar olur ekonomik ama can kayıpsız atlatırız şu iki günü de. Geçtiğimiz hafta sonuna benziyor bu durumlar, koşullar. Buna göre tedbir alalım isterim. Peki. Hüseyin çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları olsun. Sizlerle görüşürüz. Evet, bir FİNEF hafta sonusu fırtınası eksik olmuyor memleketin özellikle. Evet. Önce lodos, sonra karayel. Ama pazar günü bir üşüme söz konusu olabilir yarın yükselen havanın aksine. Tabii tabii. 18'den 5 derecelere ineceği düşünülüyor. Evet. Ve reklamlar. Üzücü ya. Reklam.
Efendim bir kez daha bugün tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Saygıda, hürmette, sevgide onları aramakta lütfen kusur etmeyelim. Evet. Bugün çok güzel, çok önemli bir gündür. Pazartesi görüşürüz. Evet, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Buyurun.